Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine geldim ve fiyatlara baktım. Güncel fiyatları takip edip sizlere de göstermek için bu videoyu derledim arkadaşlar. İlk olarak yağlardan başlayacağım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. 5 litrelik yağın fiyatı 169 lira. Ee, sonrasında devam edelim 1 litrelik yağ bakalım onda fiyatı 40 lira 50 kuruş arkadaşlar sonrasında 2 litrelik yağın fiyatı 77 lira 50 kuruş ee, bir de hani yağ olarak farklı bir anadolu var mesela hani onu da belirtmek istiyorum. Tarım kredide, normal tarım kredinin dışında Anadolu olanında 1 litre fiyatı 36 lira 75 kuruş. Bunun fiyatı bir tık daha farklı oluyor. Daha öncesinde tarım krediden alışveriş yapmış olanlar bu iki farklı markayı görmüştür. E, salçaya bakalım. Bu e, salça işte 830 gram klasik bu tarz e, ölçü aynıdır yani birçok markette. Bunun fiyatı 40 lira arkadaşlar ve bayağıdır da 40 lira. Ne indi ne de çıktı. <laughs> onu bir belirteyim. Şimdi burası fırsat bölümü. E, fırsat bölümü bence mağazalara göre de değişiyor. Hani onu belirteyim dönemlik indirimlerin dışında. E, burada sarı tuzlu leblebi var mesela 400 gram 35 lira gibi. E, çay 72 lira gibi e, bir fiyat var. Söylediğim gibi bunların biraz e, şeye göre nasıl diyeyim hani mağazaya göre de bölüm bölüm değişebiliyor. Yani benim gittiğim farklı mağazalarda mağazalarda diyeyim e, fiyatlar ya da bu indirim bölümleri biraz daha değişkenlik gösteriyor diye düşünüyorum. Bu Türkiye Mahsuller Ofisi'nin mercimeği. Bunda kilogramı 21 lira arkadaşlar. Onu da şöyle göstermiş olalım. Buradan devam edelim. Bir de bakliyatlara bakalım. Genel e, bakliyat paketlerinin olduğu bölüme geçelim. E, patlatmalık mısır arkadaşlar. Kilogramı 9 küsur lira işte öyle diyelim. Yani şöyle hızlı hızlı da geçeceğim aslında. Çeşit çok fazla barbunya mesela. iki çeşit barbunya var. Ee, şöyle hani merak ettiklerinizi siz durup buradan incelersiniz. Kuru fasulye mesela 38 lira. Ee, mercimeğin işte tarım kredinin olanı 23 lira. Kırmızı mercimek burada 27 lira. Gibi yeşil mercimek 29 lira. Arkadaşlar İşte bulgur 17 lira. Pilavlık bulgur 15.90 gibi. Şöyle devam ediyorum. Yani e, genelde videolarımı izleyenler bilirler. Böyle bu tarz şeyleri çok fazla çeşit göstermeye, yani çeşit fiyat göstermeye çalışıyorum. Sizler kendi tercihinize göre sonuçta bu mercimeğin, pirincin içerisinde de bir sürü çeşit olduğu için kendi tercihinize göre fiyatlarını kendiniz inceleyebilirsiniz diye de belirtiyorum. Yine her yerde olduğu gibi burada da kilogramı artırdığınızda biraz daha avantajlı fiyatlar karşımıza çıkacak. Örneğin burada mesela bulgur gibi 2,5 buçuk kilogramlık pilavlık bulgur 42 lira Hani bir kilogramdan daha uyguna gelmiş oluyor bir kilogramı yirmi küsür lirayken ikiye katladığımızda hani daha uyguna gelmiş oluyor özetle Örneğin işte sıra fasulye diyor kuru fasulyenin çeşidi arkadaşlar Bunlar da daha fazla kilogramlık olan paketler genel olarak gelelim cipslere ben hani cipsi böyle çok <laughs> şey yapmasak da sonuçta aldığımız ürünlerden bir tanesi tarım kredide en uygun olan fiyatın bana göre cipsler olduğunu düşünüyorum. Benim gözlemlediğim fiyatlar bu şekilde. Sizlerinde varsa hani çok daha uygun şu ürünlere ya da işte diğer markalardan çok daha uyguna satılıyor dediğiniz ürünler yazarsanız sevinirim. Hani benim genel diğer marketlerle gözlemlediğim ürünlerde en çok cips dikkatimi çekiyor. Örneğin bu taco cipsler gibi mesela. Baya uygun geliyor diyeyim. hani Diğer ürünler hemen hemen diğer yani piyasadaki diğer ürünlerle aynı fiyatlarda gibi geliyor. 3 aşağı 5 yukarı. 1-2 lira farklı mesela ya da 5 lira farklı büyük ürünlerde. Şöyle bir çerez bölümünde hızlıca geçiyorum sizlere. Hem fiyatları görmüş olalım hem de merak edenler varsa diye onları da geçmiş olalım. Burası yine uygun fiyat bölümü. Şimdi burada pilavlık bulgur mesela burada 15 lira Anadolu olan tabi. Şimdi burada özellikle belirtiyorum bir Anadolu olan var bir de tarım kredi olan var. O yüzden aralarında fark var. Hani fiyatları da ona göre değişiyor. Anadolu olanın fiyatı biraz daha düşük oluyor diğerlerinden. Bu arada burada erişteler var ya da makarnalık şey çorbalık makarnalar var. Hani böyle küçük küçük keseriz ya kuskuslar var. Kurutulmuş Trabzon hurması. E, bu güzel bunlar. E, yani bu bölümdeki ürünleri güzel oluyor tarım kredinin. Arkadaşlar onları önerebilirim. Şöyle sizlere yine fiyatlarını göstereyim. Tarhana var. Tarhanayı denemedim. Tarhanayı deneyenlerde yorumlara yazarsa sevinirim. E, ben de ona göre tercih edebilirim. Tarhanasını alıp denemedim yani. E, şöyle bir mantı göstereyim. 29 lira arkadaşlar bu mantının fiyatı. Bu kurutulmuş bir mantı. Hani genelde dondurulmuş tercih ederim ben çünkü bu da kurutulmuş yine denenebilecek ürünlerden bir tanesi bence. Torkunun sütü arkadaşlar bu yarım yağlı olan 16 lira. Güneş var mesela 1 litresi 14 lira. Yarım yağlı yine Tarım Kredi'nin kendi sütü 15 lira diyelim hadi buna. Küsuratı var çünkü. E, Torku'nun normal sütü yani yarım yağlı değil 19 lira onun fiyatı. E, Tarım Kredi'nin kendi sütü yani kendi ürünü ve normal yağlı olanı da 17 lira. 1 litrelik sütü. E, yani piyasayla kıyaslarsanız diye bunlara da böyle tek tek göstermek istiyorum. Bir de gelelim çikolata diyelim. İşte fındık kreması. Bu sütlü olanı kakaolu olan değil. Bu 42.90 e, Hani ona göre diğerini de söyleyeyim. Bu da kakaolu olanı arkadaşlar. Bu da 26.90. Ee, i̇şte bu 500 gramı bu arada. Bir de şöyle cam kavanozda olan işte yer fıstığı kreması var. Onun da fiyatı 32 lira 90 kuruş. Ee, şöyle yanında fıstık ezmesi var. 30 lira. Fındık parçacıklı var. O da 45 lira arkadaşlar sizlere genel olarak çikolata bölümü diyelim geçelim. Sonrasında bu tahin pekmez ekonomik paket diyor. Bu da 70 lira. Hani onu da göstermiş olalım. Zaten genelde birlikte aldığımız ürünler. sade tahin helvası 30 lira. Antep fıstıklı olan da 43 lira. bunun da işte kakaolu olan da var yine. Hani keçi boynuzlu olanı var veya. Onlar da 29 lira arkadaşlar. Gelelim yağ. Böyle orta bölümdeki olan ayçiçek yağına. Yine hani fiyatı aynı. 169-170 lira diye düzelteyim. Bu orta bölümde olduğu için göstermiş oldum. Şekere gelelim. Şeker bayağıdır aynı fiyatta. Takalı kaldı bence. 25 lira. 1 kilogramlık küp şeker arkadaşlar. Şekerde çok bir şey değişmiyor gibi geliyor. Şimdi Tarım Kredi'de destan var. 5 kilogramlık toz şeker. Marka olarak söylüyorum. Bu da 106 lira arkadaşlar. 5 kilogramı yani kilogramı hemen hemen 21 liraya falan gelmiş oluyor. Şeker bir süredir zaten işte 120'lerden 130'lardan düşmüştü. Şu an 105'lerde geziniyor. Bu da Tukaş'ın salçası. O da 36 lira. Salçalardan sonra bir de zeytine bakalım. Şimdi bu 3 kilogramlık zeytinin fiyatı 117 lira. 120 desek yani kilogramı 40 liraya falan gelmiş oluyor. Bana iyi geldi bunun kilogram fiyatı arkadaşlar. Bu şekilde olursa örneğin 1 kilogramı 60 lira. Tabii ki belki e, şu diğer koliyi ben denemediğim için bilmiyorum ama arasındaki belki lezzet farkı olabilir. Yine de diğeri daha uygun gibi. E, tarım Kredi'nin 5 kilogramlık unu 60 lira arkadaşlar. Onu göstermiş olalım. Anadolu olan da 52 lira. Anadolu'nun 1 kilogramlık unu 22 lira. 22 lira 25 kuruş, onu da böyle kuruşu da belirtelim. Şöyle bir de makarnalara geçelim. Makarna da Anadolu'nun ki 7 küsür lira işte, yani 7 lira diyeyim, hadi yuvarlayalım gibi. Arkadaşlar genel olarak fiyatlar bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İyi alışverişler diliyorum. Hoşçakalın.